Florida, Porto Rico ve Bermuda adaları arasındaki genel hatlarıyla belirlenmiş kötü şöhretli bu bölge, kaptanların ve pilotların kabusudur. Kaybolan bir uçak, gemi ve yolcu gemisi bu esrarengiz bölgeyle ilişkilendirilir. Buranın o kadar gizemli olmasının esas sebebinin bu uğursuz üçgeni oluşturan manyetik alanlar olduğunu söylüyorlar. Okyanus tabanındaki kayalar çok fazla manyetit, yani mıknatıslı demir cevheri içeriyor. Size o güzel Paris seyahatini anımsatan buzdolabı süsü mıknatıslarından bahsetmiyorum. Bu kayalar daha çok demire benziyor. Manyetik alanlar okyanus tabanındaki yüksek manyetit konsantrasyonuyla etkileşime giriyor. Bu da ikisi arasında bir nevi çatışma yaratıyor. Sıklıkla çeşitli hava anomalilerine, bunun sonucunda da navigasyon sorunlarına neden oluyor. Okyanus tabanındaki ya da dünyanın manyetik alanındaki herhangi bir değişiklik Bermuda üçgenini fazlasıyla etkiliyor. Manyetik alanlar pozisyonlarını değiştirmeye meyillidir. Her ne kadar biz bunu fark etmiyor olsak da tektonik plakalar ve hatta kıtalar da öyledir. Manyetik kutuplar bile hareket eder. Mesela son 30 yılda Kuzey Manyetik Kutbu Kanada'dan Sibirya'ya doğru önemli derecede kaydı. Manyetik alan sürekli hareket halinde olduğu için Bermuda üçgenini de kendisiyle beraber götürüyor olabilir. Artık insanlar üçgenin nerede olduğunu bildikleri için ondan uzak durmak kolay. Manyetik kutuplarla birlikte doğuya doğru kaydığı varsayılıyor ama yine de bilim insanları birkaç yıl içinde nerede olacağını bilemiyorlar. Esrarengiz şeyler bununla da bitmiyor. Sakin ve fırtınasız bir deniz olan Sargasso Denizi, en az Bermuda üçgeni kadar tehlikeli ve bu üçgene giriyor olması hiç de şaşırtıcı değil. Peki sakin, billur gibi suları olan, şiddetli fırtınalara, büyük dalgalara, buz dağlarına rastlanmayan bir denizin nesi bu kadar tehlikeli? Konu gemilerin batması ise bunun tipik sorumlusunun ne olduğunu bilirsiniz. Denizde neredeyse hiç rüzgar olmaması bir geminin o denizden geçmesini zorlaştırır. Büyük yük gemileri ve mamnalar kolaylıkla geçebilir ama daha küçük, gücü daha az olan gemilerin bu bölgeden geçmesi her zaman öyle kolay olmuyor. Bir sürü gemi bu denizde mahsur kalıp kayboldu. Pasifik Okyanusu esrarı bölgesi de bir başka uğursuz üçgendir. Japonya'nın doğu kıyılarında Tokyo'dan çok da uzakta olmayan birçok geminin kaderine boyun eğip geride iz bırakmadan sularında kaybolduğu bir deniz var. Bu denize ejderha üçgeni diyorlar. Kimileri yaşanan tüm felaketleri dünya dışı paranormal hareketliliğe bağlarken, kimi de her şeyin şiddetli doğa olaylarıyla ilgili olduğunu varsayıyor. Bazı bilim insanları anomalilerin sebebinin çevresel değişimler olduğunu düşünüyor. Ayrıca Pasifik Bermuda alanındaki okyanusun tabanında gerçekten yüksek bir metan hidrat yoğunlaşması var. Bu gaz sıcaklık 18 dereceyi her bulduğunda patlamaya eğilimlidir. Bu meydana geldiği zaman suyun yüzeyinde baloncuklar oluşmaya başlıyor. Bu gaz kabarcıkları bir geminin su üstünde kalma becerisini yok edip onu kolayca batırabilir. Bu kimyasal reaksiyon yüzünden geride izi bile kalmaz. Su altı volkanlarının Japon ejderha üçgeninin bir başka açıklaması olabileceği söylendi. İşin aslı bu su altı volkanları küçük adaları bile batırabilir. Neyse ki orada kimse yaşamıyor. Sismik aktivite yüzünden bazı adaların su altında kaybolması ve başka adaların durup dururken ortaya çıkması bu bölgede oldukça sık rastlanan bir şey. Ejderha üçgenini dünyadaki hiçbir resmi haritada bulamazsınız. Dolayısıyla gerçekte ne kadar büyük bir alan olduğundan kimse emin değil. Fakat adı kötüye çıkmış başka üçgenler de var. Mesela Michigan Gölü'ndeki. Tıpkı benzeri Bermuda üçgeni gibi Michigan üçgeni de karanlık şöhretini kaybolma olaylarından alıyor. Kayıtlara geçen ilk vaka 1679'da yaşandı. Büyük bir gemi, ki zamanının en büyüklerinden biriydi, bir keşfe çıktı. Uğursuz üçgene girdikten sonra bir daha hiç geri dönmedi. Bu üçgende bir keresinde de bir uçak kayboldu. Burada gökyüzü genellikle açıktır. Ancak 1883'te bazı insanlar bölgede olağanüstü şeylere şahit oldu. Bazıları gökyüzünden düşen büyük buz kütleleri gördüğünü iddia etti. Hatta mürettebat ellerinde fiziki bir kanıt olması için birini saklamayı başarmıştı. Görünüşe göre Bermuda üçgeninin sadece dünyada değil, uzayda da bir benzeri var. Gerçi uzay gemileri genellikle durup dururken yok olmaz. Yani sonuçta bu uzay, öyle değil mi? Bu tuhaf yer oldukça büyük ve Güney Atlantik'in tam yukarısında yer alıyor. Şili'den Zimbabwe'ye kadar olan alanı kaplıyor. Tam da Van Allen radyasyon kuşaklarının gezegenimizin yüzeyine en yakın olduğu yerde. Dünyanın iki radyasyon kuşağı var. Bu kuşaklar güneşten fırlayan parçacıkları yakaladığı için faydalıdır. Dünyayı radyasyondan korurken gayet başarılı bir iş yapıyorlar.
Oradaki manyetik alan daha alçakta olduğu için dünyanın radyasyon kuşağının yüzeye yaklaşmasına neden oluyor. Bir uydu oradan geçecek olsa radyasyona maruz kalır ve bu da ciddi hasar görmesiyle sonuçlanabilir. Yani hiçbir uydu onun fotoğraflarını çekemez. Güney Atlantik Anomalisi dünyanın doğal radyasyonunun kontrolden çıktığı bir bölgesindedir. Yine de bu üçgenin de tehlikeli olduğuna dair çok az kanıt var. Birçok kişi Bermuda üçgeninin bir kurmacadan ibaret olduğunu, üçgenin kendisinin defalarca kanıtladığını düşünüyor. İşin aslı Alan Austin gibi bazı gemi enkazları 20. yüzyılın ortasında ilgi çekmeye başladı. Ondan önce hiç kimse Bermuda bölgesine bir üçgen çizmeyi düşünmemişti. Bu esrar bilim kurgu yazarları tarafından popüler hale getirildi ve tanınan bir efsaneye dönüştü. Oysa ki bu bölgenin okyanusun diğer kısımlarından daha tehlikeli olduğunu hiçbir ciddi araştırma kanıtlayamadı. Yani 1881'de Alan Austin'in mürettebatının "Bırakın korkmayı" Bermuda üçgeninden haberi bile yoktu. Dünyanın dört bir yanında insanları avlayan üçgenler dışında bir de daireler var. Costa Rica'da Isla del Cano adında bir ada var. Bu adada farklı boyutlarda yaklaşık 300 dairesel cisimden oluşan bir çeşitlemeye rastlıyorsunuz. Adanın yerlileri onlara Las Bolas da Piedra, yani taş toplar diyorlar. Bu taşların hemen hemen tam bir yuvarlak şekli var. Bazıları büyük ve her birinin ağırlığı 16 tona kadar çıkabiliyor. Ayrıca gabbro, kireç taşı ve kum taşı gibi farklı maddelerden meydana geliyorlar. Yerliler bu taşları genellikle evlerinin önüne sıralıyor. Herhalde herkesin bahçesinde bulunan şu cücelerden çok sıkıldılar. Bu taşların nereden geldiğine dair net bir bilgi yok. Bazı efsanelere göre bu taşlar Atlantis'ten gelmiş. Mekong nehrine gittiyseniz sudan yükselen ve havada düz bir hat çizen parlak topları herhalde görmüşsünüzdür. Bölgenin sakinleri onlara Naga ateş topları diyor. Boyutları derseniz çeşit çeşit. Bu kızılımsı toplar bir kıvılcım kadar küçük olabileceği gibi bir basketbol topu boyutunda da olabiliyor. Her gece ortaya çıkan ateş toplarının sayısı da çeşitlilik gösteriyor. Düzinelerce de olabiliyor, binlerce de. Bilim insanlarının bunun neden meydana geldiği hakkında verecek sağlam bir cevabı yok. Fakat büyük olasılıkla bu ateş topları bataklık ortamında açığa çıkan yanıcı gazlardan oluşuyor. Amerika'daki büyük göllerin çoğu oldukça gizemli. Minnesota'daki Superior Gölü'nün kuzey kıyısında ikiye ayrılan bir çağlayanın yer aldığı bir park var. Nehrin bir kısmı akmaya devam ediyor ama diğeri yok oluyor. Çağlayana ne atarsanız atın bir daha suda yüzerken göremiyorsunuz. Dediklerine göre akıntıları takip etmek neredeyse imkansız olduğundan insanların yüzmesi için kesinlikle güvenli değil. Hayır, öyle yeraltı dünyası gibi bir şey yok. Şelaleden düşen her şey bir yeraltı nehri yoluyla göle geri dönüyor. Bunun nedeni orada her türlü cismi bir süre sonra yeniden yüzeye çıkana kadar altta tutan kuvvetli akıntılar olmasıdır. Superior Gölü'nün ortası gemi kazalarıyla ünlü. Üstelik çok da tehlikeli çünkü suyu dondurucu derecede soğuk. Suyun sıcaklığı sadece 2 derece. Amazon'un derinliklerinde hiç durmadan kaynayan 6,5 kilometre uzunluğunda Shanay Timpisca Nehri var. Adı güneşin kaynattığı anlamına geliyor. Aslında bu nehir kaynamıyor ama makarna pişirmeye yetecek sıcaklığa, tam 91 dereceye çıkabiliyor. Bu sudaki en düşük sıcaklık 45 derece civarında. Bu nehir hala bilimsel olarak açıklanabilmiş değil. Çünkü suyun öylesine ısınması için yakınlarında bir volkan olması gerekir. Ne var ki nehre en yakın volkan 700 kilometre ötede. Bir başka teori, bu doğa olayına dünyanın altındaki bir sıcak su kaynağının neden olabileceğini iddia ediyor. Tehlikeli suların da birçok çeşidi var. Mesela Avustralya'daki Gippsland gölleri geceleri parlıyor. Su yosunları çiçek açınca sudaki bakteriler hareketleniyor ve bakterilerin hareketi o dirimsel ışıldama etkisini yaratıyor. Kırmızı su yosunu çiçeklerinin güzelliği ise son derece yanıltıcı. Birçok su yosunu türü var ama kızıl gelgitte bulunan su yosunları yüksek seviyede amonyak içeriyor. O suda yüzmeye çalışanların gözleri tahriş olup kızarabiliyor. En doğrusu kıyıda oturup nefes kesen manzaranın tadını çıkarmak. Bunu yaparken de burnunuzu tıkasanız iyi olur. Çünkü çürüyen su yosunlarının kokusu, nasıl desem, bayağı ağır oluyor.